Şimdi yeni bir anayasa tartışması gündemdedir. Biz Yeşil Sol Parti olarak toplumdan yana her türlü düzenlemenin, sivil bir anayasanın ihtiyacını her zaman vurguladık ve mücadelesini verdik. Bunu yaparken de siyasi manipülasyonlara izin vermedik ve gerçeğin üzerine örten her türlü yaklaşıma karşı olduk. Burada şimdi sormak gerekiyor. Yapılmak istenen bu anayasa gerçekten kim veya kimler için yapılıyor? Anayasayı tanımayan bir iktidar var. Anayasada temel haklar kategorisinde olan haklarımızdan bile faydalanamıyoruz. Böylesi bir durumda tam olarak neyi değiştirmek istiyoruz? Toplumun faydasına olan her şey hukukun dışına itilirken şu an yeni olarak ne sunuluyor? 1982 anayasasını dahi geride bırakan uygulamalar varken gerçekten sivil toplumdan yana bir anayasa yapmak isteniyor mu? Bizim gördüğümüz şey şudur. Yasasızlık dayatılıyor. Mevcut yasalara dahi tahammül yok. Biz zaten buna karşı mücadele ederken yeni bir anayasa tartışmasını kendi çıkarları için konuşmak ne siyasete ne de ahlaka sığar. Bundan ötürü tekrar ediyoruz. Demokrasiye ve özgürlüğe açılan kapının toplumsal inşasını ifade edecek demokratik bir anayasa ancak Türkiye halklarının barış içinde eşit ve ortak yurttaşlık temelinde yaşayacağı demokratik bir cumhuriyetin inşa mücadelesiyle mümkün olacaktır. Anayasa her şeyden önce bir düzenleme eylemidir. Dünyanın her yerinde devletlerin meşruluğu toplumdan türer gerçeği üzerinedir. Bu düzenlemeler toplum yararına olmak zorundadır. Unutulmamalıdır ki Magna Carta'da bile toplumdan rıza almaya dayalı bir yasa yapma süreci vardı. Haliyle anayasalar iktidarın merkezi otoritesini daha güçlendirmek üzerinden kurgulanamaz. 1921 anayasası bu açıdan hatırlamaya değerdir. 21 anayasası hakimiyetin milletin egemenliğinden kaynaklandığını kabul eder. Merkezi yönetim yerine yerelden inşayı ve halkların bir aradalığını savunur. Bugün bunları savunmak bile suç sayılmaktadır. Oysa bunlar bu cumhuriyetin kurucu gerçekleridir ve üzerinden tam 102 yıl geçmiştir. Demokratik cumhuriyetin anayasasının mümkün olan en geniş katılımla ve halkların ortak yaşam ufkuyla yapılmasıyla daha güçlü ve gerçekçi olacaktır. Geleceğe, özgürlüğe ve barışa olan inancımızda, demokratik siyasetteki kararlılığımızda, demokratik bir anayasanın yapılması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.